Merhaba, Şirin Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlere fırıncıların yapmış olduğu yoğurma tekniğiyle ekmek tarifi vereceğim. Bu tarifi de Sanal Fırın adlı kanaldaki ustadan aldım. Kendisi zaten bu işle uğraşıyor. Daha öncesinde farklı bir yoğurma şekliyle başka bir tarifle denemiştim. O da güzel oluyor fakat bu neredeyse birebir aynısı oluyor. Kesinlikle bu tarifle yapmanızı öneriyorum. Şimdi yapımına geçiyorum. Farklı bir yoğurma şekli var. Burada 4 su bardağı unum var. Bu unumu şöylece ortasını açıyorum. Ve içerisine 350 milim su koyacağım. Fakat ölçü kabınız yoksa şöyle bardakla da sizlere göstermek istiyorum ne kadar olduğunu. Şimdi bak bir su bardağı ekledim. Ve diğer su bardağında bir parmak eksik su ekleyeceğim. Yani bir su bardağı artı bir su bardağından eksik soğuk su ekliyorum. Bu arada suyumuz da soğuk. Bu da önemli bir nokta. Kesinlikle ılık suyla yapmıyoruz. Öncelikle bu ikisini güzelce bir yoğuracağız. Tuzunu ve mayasını daha sonra ekleyeceğiz. Hamurum toparlandı. Şimdi tezgahımı alacağım. Tezgahımda yoğurmaya devam edeceğim. Şunları da kenara alıyorum. Bunları daha sonra ekleyeceğim. Şimdi şöyle yapa yapa hamurumuzu şöyle bir 7-8 dakika kadar yoğuracağız. Hamurumuz oldukça cıvık kıvamlı. Görmüş olduğunuz gibi böyle olması gerekiyor. İstediği kadar elinize yapışsın. Son aşamada ellerimizi hamurdan kurtaracağız. O yüzden sıkıntı etmeyin. Evet, hamurumu görmüş olduğunuz gibi bu şekilde yaklaşık 8 dakikadır yoğuruyorum. Şimdi tuzunu ekleyeceğim. Ben şöyle bir çay kaşığı dolusu tuz ekliyorum. Biz çok tuzlu sevmiyoruz. Eğer siz tuz miktarını isterseniz artırabilirsiniz, tuzlu seviyorsanız. Şimdi bu tuzun da hamura güzelce yedireceğim. Şöyle 1-2 dakika kadar daha aynı şekilde yoğuracağım. Evet, tuzla da beraber şöyle bir 2 dakika kadar yoğurdum. Şimdi mayasını ekleyeceğim. Şöyle biraz açıyorum hamurumu. Bir paket yaş mayanın 1/4 birini kullanıyorum. Ustalar genelde yaş mayayı tavsiye ediyorlar. Fakat bulamıyorsanız evinizde yoksa da kuru mayayla yapacaksanız bir bardağın içine mayanızı boşaltın. Az miktarda da su ekleyip onu güzelce eritin. Böyle köpürene kadar bekleyin. Köpürdükten sonrasında aynen bu aşamada mayanızı ekleyebilirsiniz. Şimdi bunu da böyle katlayarak yoğuracağım, hamuruma yedireceğim. Yaklaşık 5 dakika kadar da bu şekilde yoğuracağım. Hamurunuzu fazla yoğurmak önemli. Ne kadar çok yoğurursanız o kadar iyi olur ekmeğiniz.
Evet, maya ile beraber de güzelce şöyle bir 5 dakika kadar yoğurdum. Toplamda 15 dakika kadar hamurumu yoğurdum. Şimdi elime hafif un alacağım. Elimi şöyle hamurdan arındıracağım. Elimi hamurdan arındırdıktan sonra çok hafif un serpiyorum. Şu kısımlarına da şöylece hamurumu şu tarafa çekiyorum. O kısmı da içine alıyorum. İçine doğru katlayarak o kısmı ekliyorum. Çok hafif daha un aldım. Toparlarken hafifçe un alabilirsiniz elinize. Şöyle güzel bir beze elde edelim. Evet, bezemi elde ettim. Şimdi bunu alıyorum. Yanıma tekrar kasemi alıyorum. Şöyle altına, kenarlarına biraz un serpiyorum. Ve hamurumu koyuyorum. Yine hamurumun üstüne de çok hafif un serpiyorum. Şimdi elimi yıkayacağım. Daha sonra üstünü kapatacağım. Şimdi üzerini şöyle bir streç filmle kapatıyorum. Ve üzerine de temiz bir bez örterek şöyle yarım saat kadar mayalanmaya bırakıyorum. Yaklaşık 35 dakikadır hamurum mayalandı. Şimdi üzerini açıyorum. Şöyle tezgahıma hafif un serpeceğim. Hamurumu tezgaha aktarıyorum. Şöyle hamurumu iki parçaya ayıracağım. Ben iki tane ekmek elde edeceğim bundan. Eğer siz biraz küçük küçük olsun isterseniz dilediğiniz kadar parçaya ayırabilirsiniz. Ben şöyle iki beze yapacağım. İki bezeyi ayırdıktan sonra yine şuraya bir miktar un serpeceğim. Ve bezelerimi oraya koyuyorum. Ve yine bezelerimin üzerini kapatacağım. Ve bir yarım saat daha mayalanmaya bırakacağım. Yarım saatin sonunda bezelerimin üzerini açıyorum. Şöyle hafif un serpiyorum yine. Birini alıyorum. Şöyle elime de hafif un alıyorum. Şöylece açıyorum. Ve şuradan şöyle katlıyorum. Diğer tarafını da şöylece katlıyorum. Yapıştığı yerde elinize hafif un değdirebilirsiniz. Sonra şu şekilde bir daha katlıyorum ve elimin şu kısmıyla yapıştırıyorum. Bir kez daha ve son kez daha yapıp iyice yapıştırıyorum.
Şöyle kenarlarında inceltiyorum. Ortası böyle kalın kalacak. Kenarlarımız ince olacak. Ve yağlı kağıt sermiş olduğum tepsimin içerisine koyuyorum. Ve ikinci bezemi de alıyorum. Yine şöyle açıyorum. Şurasını şöyle katlıyorum. Diğer tarafını da aynı şekilde. Ve şöylece katlayarak bastırıyorum. Ve bunu da tepsime alıyorum. Ve üzerini yeniden kapatıp yine bir yarım saat daha mayalanmaya bırakıyorum. Yaklaşık 20 dakikadır ekmeğim mayalanıyor. Fırınımı çalıştırdım. Şimdiden bir 10 dakika sonrasında ekmeğimi de içerisine ekleyeceğim ama öncesinde sizlere şu ayrıntıyı da belirtmek istiyorum. Şöyle bir borcamın içerisine bolca su koyun ve fırınınızın içine koyun. Buharla beraber pişecek ekmeğimiz. Ekmeği koyana kadar suyumuz iyice ısınsın. Bu arada fırınımın ayarı da fan ayarlı olacak ve 200 derecede pişireceğim. Şimdi ekmeğimin üzerini açıyorum. Şöyle bir bıçakla tam ortasından değil, biraz daha sağ tarafından şöyle kesik atıyorum. Jilitiniz varsa tabii ki daha güzel olacaktır. Kesiğimizi de attıktan sonra şöyle göstereyim. Bu tarafı fan tarafına gelecek şekilde ekmeğinizi fırının içerisine koyun. Fanın etkisiyle daha güzel açılacaktır kesiğimiz. Şimdi fırınıma koyuyorum. Ekmeğimi fırından çıkardım. Benim fırınımda yaklaşık yarım saat içerisinde pişiyor. Belki sizin fırınınızda daha az sürede veya daha çok sürede pişebilir. Şöyle göstereyim. Gerçekten çok başarılı oluyor. Çok da güzel olmuş. Çıtır çıtır. Bakın. Fırından çıkarttıktan sonrasında tepside kalmasın. Mutlaka bir temiz bezin üzerine veya tel ızgaranın üzerine alın ki altı terlemesin. Ekmeğim tamamen soğudu. Şöyle alt tarafını da göstereyim. Güzelce kızarmış. Şimdi sizlere iç dokusunu da göstermek istiyorum. Hemen şöyle dilimleyeceğim. Oldukça yumuşak, kesinlikle maya kokusu olmayan lezzetli bir ekmek oldu. İsterseniz bunun ölçüsünü ikiye çıkartıp tek seferde 4 tane ekmek yapabilirsiniz. Deneyecek arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.